Her gün Diler, asıl şifre 2 dolar. Bir günlük aradan sonra yine Amerikalı dostumun söyledikleriyle devam edelim. İlk yazıdan sonra pek çok soru geldi. Özellikle Hillary Clinton başkan seçilseydi İstanbul'da kimlerle toplanacaktı ve 15 Temmuz sonrası kurulacak kabinede kimler yer alacaktı cevap bekleyen soruların tepesinde yer alıyordu. Türkiye'nin içinden geçtiği dönemde bunları açık açık yazmak şimdilik doğru değil diye erteliyorum. Yoksa günü geldiğinde eskiden beri kenarda köşede tuttuğum öyle şeyler var ki hepsini paylaşacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Görevimiz yazmak ama şunu da görüyorum ki Türkiye'de bilinmeyen gizli kampların ortaya çıkmasında hatırı sayılır bir katkım var. Hele yazamadıklarımda bu kamplara ait isimleri gördüğümde sevinmek yerine üzülüyorum. Keşke haklı çıkmasaydım dediğim çok oluyor. Şu kadarını söylemek istiyorum. AK Parti, CHP ve MHP'de ekonomik olarak aynı eksene düşen insanlar Hillary'yi kırmızı halıyla karşılayacaktı. Tabii bir de bu isimlerin üzerinde bulunan etkili siyasiler. Herkesin tanıdığı isimler. İşte buraya girmek istemiyorum. Neyse. Gelelim dostuma. Yine çok ilginç detaylar paylaştı. Yine sadece ve sadece bir bölümünü sizlerle paylaşacağım. Bakalım okuyunca yine sorularınız, şaşıracağınız yerler olacak mı? Bilemiyorum. Bu arada dostum Trump'ın çok iyi derecede Türkçe bilen 3 danışmanı ile ilgili yakında çok özel bilgiler vereceğini söyledi. Çok özel temaslardan, çok özel raporlardan söz etti. Zamanı değil diye ısrar etmedim. Sanırım önümüzdeki günlerde bu üçlü çok konuşulacak. Bakalım neler olacak kaldığımız yerden devam edelim. Siz de biliyorsunuz ki Türkiye'de yakın zamanda herkes Bailock isimli FETÖ'nün yazılımını konuşur oldu. Oysa siz bana 15 Temmuz'dan aylar önce Silent Circle isimli bir yazılımdan söz etmiştiniz ve bunun için Londra ve Santa Monica'da eğitim verildiğini anlatmıştınız. Bailock nedir? Bu olayı nasıl okumalıyız? Bailock önemli bir program. Orada konuşulduğunu da biliyorum ve izliyorum. Ama bilgi eksik olduğu için yanlış tartışmaların içindesiniz. Baylok üzerinden operasyonları anlıyorum ama eksik. Nasıl yani? Sana sözünü ettiğim Silent Circle bu programların Mona Lisa'sıdır. Yani hayalet programdır. Görüntülü konuşma sağlar ve kaydı yoktur. Kendini yok eden bir yazılıma sahiptir. İstediğin kadar uğraş çabala bunu yakalamak mümkün değildir. Konuşma bittikten sonra temas da, görüntü de, söz de yok olur gider.'' Yani, işte sana aylar önce sözüne ettiğim Silent Circle'ı FETÖ örgütünün en üst düzey isimleri kullanıyor. Aralarındaki hiyerarşiye göre, CIA belirlemiştir bunu, belli sayıdaki en tepe isimler bu programla iletişim sağlar. Baylock bir alt seviyedir. Demek istediğim çatı kadro Silent Circle'da görüşür. Ve bu ekibi buradan yakalama şansınız sıfır bile değil. Yoklar çünkü. Peki burada en çok merak edilen bir başka soru da darbecilerin kullandığı 1 dolarlık banknotlar. Nedir buradaki şifre? Neden 1 dolar? Sanırım burada da bir yanılgı içindesiniz. Medyanın köpürttüğü alanda ilerliyorsunuz. 1 dolarların pek bir şifre özelliği yoktur. Ee, yine pek çok darbecinin cüzdanında 1 dolar çıktı. Bu nedir peki? Bizde bir kural vardır. Çok özel ajanlar CIA'de 2 dolarlık banknot kullanır. Siz 1 ile meşgulsünüz. Kaçırdığınız nokta burası. Orada 2 dolarlık banknotu olanları bilen var mı? Pek sanmıyorum. E, kimde var bunlardan? 2 dolarlık banknot dünyada çok az bulunur. CIA ajanlarının cüzdanındaki 2 dolarlık banknotlar çok etkindir ve bu prosedür çok önemlidir. E, tamam ama burada kimlerde vardı? Türkiye'de Gülen'in bel bağladığı ve herkesten sakladığı birkaç generalde bu 2 dolarlık banknotlardan vardı. Sahteydi bunlar. Kimlik kartı yerine geçiyordu. 2 dolara olan özel görevli cüzdanını açarak karşısındakine bu banknotu gösterir ve işleyiş başlardı. 15 Temmuz'dan sonra bunca operasyon yapıldı. Cebinden 2 dolar çıkan tek bir kişi görmedim, duymadım. E peki neden bulunamadı? Bulunamayacak da ondan kimse cüzdanında 2 dolara olan birine elleyemez. Çıkmadı, çıkmayacak da. 1 dolara olanlar ele geçirilirken 2 doları olanlara kimse dokunamayacak. Böyledir bu işler. Aklıma bir şey geldi. Bu konuyla ilgili değil ama altını çizmek istiyorum. Evet, bir süre önce David Cohen'ın İstanbul'a gelip Boğaz'da çok özel bir teknede çok özel insanlarla toplantı yaptığını söylemiştim. Sen de isimleri yazmamıştın. O teknenin sahibiyle ilgili sana öyle şeyler vereceğim ki şaşırıp kalacaksın. Burada kara parayı yöneten Cohen'ın oradaki işbirlikçilerinin bilinmeyen yanlarını paylaşacağım. Bu teknenin sahibi kimdi biliyor musun? Muhtar kentin en yakın arkadaşı olan bir Türk. Neyse, zamanı gelince konuşuruz. Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford çok sık geldi buralara. Ne istiyor, neyin peşinde? NATO'da Amerika'nın sistemi değişecek. General Dunford bunu konuşmak için Türkiye'ye gitti. Yeni düzende NATO, Türkiye ile farklı bir sistemde çalışmak istiyor. Öyle farklı bir denge göreceğiz ki Türkiye, Suriye'de, Rusya, Irak'ta Amerika ile karar almak zorunda. PYD veya YPG konusunda Amerika ile ortak bir noktaya geleceğiniz kesin. Çünkü Trump sisteminde bu öngörülüyor. Herkesin aksine Türkiye Amerika ile yakın çalışacak. Siz bakmayın şimdiden söylenen sözlere. Yakında bir takım olaylar peş peşe yaşanır ve işler yoluna girer. Amerika Türkiye siz yapmak istemeyecektir. Graham Fuller ve kızının ismi 15 Temmuz için buralarda çok sık gündeme geldi. Ne dersiniz? Graham'in akrabası olan birçok kişi CIA için çalışır. Samantha'nın ne yaptığı konusunda bir bilgim yok, baktırmadım. Ancak babasının olduğu yerde pek sessiz duracağını da düşünmüyorum. Samantha'nın babasından daha zeki olduğu CIA kayıtlarında da mevcuttur. Bunu aile bilir. Amerika'da herkes FBI ile CIA'nin kavga ettiğini düşünüyor. Ne dersiniz? Böyle bir kavga var mı gerçekten? CIA, FBI, NSA, NGA, MCIA... TFI. Bunların hepsi istihbarat örgütleridir ve hepsi birbiriyle savaş halindedir. Bu aslında bir negatif durum gibi görünse de ülke çıkarlarına ters bir adımın atılmaması için müthiş bir yöntemdir. Çünkü Amerikan çıkarlarına karşı atılan en küçük adım bu rekabet nedeniyle hemen ortaya çıkar. Gülen konusunda FBI ve CIA karşı karşıya. Çünkü FBI Türkiye'nin Amerika çıkarları için daha önemli bir pozisyonda olduğunu düşünüyor. CIA ise uzun yıllar sonrasında oluşturulan bu gücü yok etmek istemiyor. CIA kendi operasyonuna sahip çıkıyor, FBI ise Amerika'ya. Bu nedenle Türkiye gerçeği FBI için çok önemli. Rıza Sarraf olayı da böyledir. Nasıl yani? Sarraf operasyonunda yer alan isimlerin hepsi CIA için çalışır. Bu tutuklama olayında adı geçen FBI ajanları da aslında CIA'ye çalışan köstebeklerdir. Trump'ın başkanlığında Sarraf'ın deport edilmesi de güçlü bir ihtimal. Aynı şekilde Gülen ve ekibi içinde deport işlemleri Ocak ayından itibaren masaya gelecek. Bunların bazıları kendi isteğiyle ülkeden ayrılmış olarak gösterilecek çünkü CIA bu konuda zarar görmemeli. Bunun için yoğun bir çalışma var. Avrupa ile sürtüşme halindeyiz. Neler oluyor? Hillary'nin başkan olamaması Merkel'in de siyasi hayatının bittiği anlamına gelmektedir. Çünkü Merkel Hillary'nin yeni dünya düzeninde çok önemli bir noktadaydı. Avrupa Birliği dağılacak. Bunun için karar verildi. Hillary de gelseydi Avrupa Birliği için bir şey değişmeyecekti. Britanya'nın ayrıldığı bir topluluğun ayakta kalması büyük sürpriz olur. Avrupa Birliği içinde en büyük zorluğu yaşayacak ülke kuşkusuz Fransa olacak. Fransa tarihinin en olaylı dönemine giriyor. Öyle büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak ki Afrika'yı terk edecek. 15 Temmuz'a karışan generaller için ne söylersiniz? İltica etmek isteyenler için NATO'ya bağlı çalışan ve 15 Temmuz'dan sonra Washington'a yerleşen generallerin hepsi Türkiye'nin Suriye operasyonu ile ilgili rapor yazdı. Hepsi de Türkiye'nin 400'ün üzerinde asker kaybedeceğini yazdı. O generaller için bu büyük bir eksi olarak yazıldı. Çünkü hepsi o kadar Amerikalı gibi düşünmeye başladı ki Türk ordusunun taktiksel adımlarının hiçbirinin farkına varamadı. Sadece 3 önemli general Amerika'daki savunma kuruluşlarında işe başlayacak. Diğerleri için hayat pek kolay olmayacak. Bir de 15 Temmuz'un burada faturasını ödeyenler de vardı. Kimler? 15 Temmuz itibariyle büyük bir değişimin yaşandığı başka bir noktada Stratfor oldu. Birçok Türkiye uzmanının işine son verildi. Stratfor için yeni yapılanma süreci başlatıldı. O strateji uzmanlarının bundan sonra iş bulması da imkansız. Hatalı öngörünün Amerika'da bir bedeli olur. Ergündiler. Takvim